Tüm hayatının üçte birini kapkaranlık bir hücrede hiçbir şey yapmadan geçirmek zorunda kalan bir insanı düşünün. Bu insanın yaklaşık 75 yıl yaşadığını varsayarsak 25 yılı hücrede geçirmiş demektir. Düşünsenize, hiçbir şey yapmadan karanlık bir ortamda geçirilen 25 yıl. Ne muazzam bir zaman kaybı değil mi? Oysa bu insan kim bilir bu 25 yılda neler yapardı neler. Aslında bu hikaye çok da iyi tanıdığınız birinin hikayesi. Sizin hikayeniz. Bu resimde Amerikan Ulusal Uyku Vakfı'nın yaptığı çalışmalara göre kişilerin ihtiyaç duydukları uyku süreleri gösterilmiştir. Sizin de gördüğünüz üzere 5 yaşına kadar hayatımızın yarısı neredeyse uykuda geçmektedir. İlerleyen zamanla beraber bu süre giderek kısalmaktadır. Tüm hayatımıza baktığımızda ise tüm ömrümüzün yaklaşık 3'te 1'i uykuda geçmektedir. Baktığınız zaman oldukça muazzam bir oran. Peki neden uyumak zorundayız? Niye hayatımızda böyle bir zaman kaybı var? Mitolojiye göre uyku, yani hipnoz, ölümün, yani Thanatos'un kardeşiydi. Aslında 1950'lere kadar insanlık uyku sırasında beynin kendini kapadığına inanıyordu. Ama şu anki bilgilerimizle biliyoruz ki durum hiç de öyle değil. Temel anlamda uyku sırasında gün içinde öğrendiğimiz bilgilerin pekiştirilmesi ve bunların uzun süreli kullanımı için depolanması söz konusudur. Aynı zamanda vücut için gerekli onarıcı düzenlemeler de uyku sırasında gerçekleşir. Az uyumanın öğrenme güçlüğüne, görme bozukluklarına, baş ağrısı ve mide sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Aynı zamanda kilo artışı ve soğuk algınlığına yatkınlığı da artırmaktadır. Ve duygusal açıdan dengesiz davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Aslında hepiniz bu durumu tecrübe etmişsinizdir. Az uyumak zorunda kaldığınız dönemleri hatırlamaya çalışın. Hani arkadaşlarınıza kendinizi ifade etmek için kullandığınız bir benzetme vardır ya, ''Ya abi kafam sepet gibi oldu, hiçbir şey anlamıyorum.'' diye. Aslında bu ifade bugün konuşacağımız meseleyi çok güzel özetlemektedir. Doğrudur, az uyuduğunuzda kafanız sepet gibi olur. Ama çöp sepeti. Nasıl mı? Şöyle. İnsan beyni tüm vücudun sadece %2'sini oluşturmasına rağmen sahip olduğu enerjinin yaklaşık %20'sini sadece tek başına kullanır. Yani beyinde muazzam bir çalışma ve enerji kullanımı söz konusudur. Hatırlayacak olursanız enerji kullanımında iki parametre çok önemli. 1. Enerji sağlayacak besin, yani ham madde. 2. Enerji kullanımı sonucu oluşacak atıkların atılması. Yani bu kadar çok enerji harcayan bir organın muhtemelen çok da fazla atığı olacaktır. Peki bu atıklar nasıl atılacak? Normalde vücudumuzda lenf sistemi bu işi çok güzel bir şekilde yapmaktadır. Ama beynimiz için durum biraz daha farklı. Normalde beynin içerisindeki boşluklarda ve çevresinde beyin omurilik sıvısı adını verdiğimiz temiz ve berrak bir sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı beynin içerisine giden damarların dış yüzeyi boyunca hareket ederek beynin birçok bölgesine ulaşır. Daha sonra damarların dış yüzeyinden hücreler arasına geçen bu sıvı buradaki atık maddelerin temizlenmesini sağlar. Hatta bu sırada beyin hücreleri bir miktar büzüşerek aralarındaki boşlukların açılmasını sağlar. Bu sayede sıvının akışı ve temizlenme işi daha kolay hale gelir. Toplanan atıklar daha sonra bu sıvı aracılığıyla tekrardan dolaşıma katılır. Yani deyim yerindeyse beyniniz tam anlamıyla yıkanmıştır. Asıl şaşırtıcı olan durum ise bu temizlenme işlemi sadece ve sadece uyuyan beyinde gerçekleşir. İşte tam da bu nedenle uyku yoksunluğu sonucu oluşan ve temizlenemeyen atıklar birçok negatif semptomun oluşmasına neden olmaktadır. Özetle uyku beyninizin sizinle uğraşmayı bırakıp kendi bakımıyla ilgilendiği bir dönemdir aslında. Tıpkı tüm gün evde oradan oraya koşan çocuklarını ve eşini yatırdıktan sonra ancak kendiyle ilgilenme imkanı bulan bir anne misali. Aslında bu temizliğin beyne ne kadar iyi geldiğini hafta sonları hepimiz deneyimleriz. Saat alarmları olmadan kendiliğinizden kalktığınız o pazar sabahlarını bir hatırlayın lütfen. Yatağınızın içinde gerindiğiniz sırada oluşan o zinde ve berrak hali.
Çünkü kafanızdaki çöp sepeti boşaltılmıştır artık. Belki de hafta sonlarını bu kadar çok sevmemizin altında yatan en önemli etken budur. Tüm bu bilgiler ışığında çok basit ama oldukça önemli olan bir mevzuya değinmeden bitirmek istemem. Özellikle de ülkemizin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımız için. Başta büyük şehirlerimiz olmak üzere sabahın köründe okula gitmek için yollara düşen binlerce çocuğumuzu düşünün lütfen. Beyni tam anlamıyla temizlenememiş bu çocuklara hangi sistemle ne anlatabilirsiniz ki? Aslında bu bilimsel bilgiler doğrultusunda birçok ülke okula başlama saatini daha geç vakitlere çekerek ciddi revizyonlar gerçekleştirmiştir. Umarım bizde de en kısa sürede bu konuda iyileştirmeler yapılır. Zira diğer türlüsü beyinleri yatakta kalmış çocuklarımızın vücutlarını okula göndermekten başka bir şey değildir.